Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ın İYİ Parti'den AK Parti'ye geçmesini Nazilli halkı nasıl karşıladı? Birlikte bakalım. Yazıklar olsun ona. Yazıklar olsun. Çok güzel olmuş. Lanet. Bir şey diyemem. İyi karşılamıyorum geçmesin. Ha, onaylamadık. Hiç onaylamıyorum. İyi değerlendirelim yani. Bilmiyorum vallahi ben. O konuda hiçbir şey bilgim yok. Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ın AK Parti'ye geçmesini nasıl değerlendiriyorsun? Şaşkınlıkla. Vallahi iyi olmuş. Çok geç kaldı. Daha önce yapması gerekiyordu. Onu kendin soracaksınız. Ben bilmem onu. Onun siyasi görüşü. En iyisini yapmış diyorum. Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ın AK Parti'ye katılmasını nasıl değerlendiriyorsun? Oy verdim. Yazıklar olsun. Bunu cevapsız bırakabilir miyim? Vallahi iyi görmüyorum hiç. Hiç istemiyorum. Vallahi ben hiç ilgilenmiyorum. Anla. Bu kadar. Bence iyi oldu. İyi olmuş işte. Arkasını devlete dayamış. İyi, güzel işte. Sık gibi. Hayırlısı olsun Nazilli için. İleride il olacaksa niye olmasın? Çok kötü. Çok kötü, çok kötü, çok kötü. Vallahi hiç iyi değerlendirmedim. Çok kötü değerlendiriyorum. Doğru yolu bulmuş demek ki. Biz kabul etmiyoruz, beğenmiyoruz. Gördüğünüz üzere Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ın almış olduğu bu karar Nazilli halkını ikiye bölmüş durumda. Kimi vatandaş bu kararı yanlış bulsa da kimisi de kararın doğru olduğunu savunuyor. AK Parti geçtiği zaman iyi olur. En azından bir yardımlar çok gelir. İlçemiz güzelleşir yani bu şekilde. Yani mevcut belediye başkanı çok şahsi olarak tanımıyorum ama duyduğum kadarıyla çok etkili birisi. Bence Nazilli'ye faydası olacak birisi olduğunu tahmin ediyorum. Büyükşehir'den sadece onay alması lazım. Yardımlar falan asla gelmiyordu bence. Güzel şeyler olur diye düşünüyoruz yani. En azından kalkınır. Güzel şeyler olur yani ya. Hizmet gelir hiç olmazsa. Valla biz hizmet bekleriz. Nesi olur? Her türlü olması lazım. İktidar orada. Yatırım için iyi. İdeal. Ben katılıyorum arkadaşım. Çok geç kaldı. Daha önce yapması gerekiyordu. İnşallah daha güzel olur. Eskisinden iyi olacağını kanıtlanıyorum. Olur yani. Niye olmaz? Hizmet açısından, gelecek olan hizmet açısından çok iyi bir karar bence. Nazilli'ye hizmet yağacağını düşünüyorum bu saatten sonra. Yollar yapılsın. Başka bir şey yok. Yollarımız yol değil. Yolları yapsınlar. Başka bir şey istemiyoruz. Parti olarak düşünmüyorum da çalışan insan olarak düşünüyorum. AK Parti olarak da çalışan olarak da İzmir'den geldim. İzmir'de yaşanacak bir duruma gelmemiş yani. Belediye sıfır. Yani çalışılmak istelerse İzmir'i görsün de yani. Bu şahıs olarak değil, parti olarak değil. CHP de olabilir, bir başka A parti, B parti olabilir. Ama hizmet yok. Burada içinde geçerli yani. İleride il olacaksa niye olmasın? Hayırlısı olsun. İyi olur, Aydın iyi olur. Nazilli Aydın iyi olur. Güzel olur yani. Memnunuz yani. Bravo yani. Teşekkürler. Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ın İYİ Parti'den AK Parti'ye geçmesini bazı vatandaşlar olumlu karşılarken bazı vatandaşlar da Başkan Özcan'ın aldığı bu karara tepki gösterdi. İnsanlığa yakışmaz, siyasi ahlaka yakışmaz. İnsanların oy tercihlerini başka tarafa satmasını şiddetle kınıyorum. Böyle bir siyaset olamaz yani. Millet buna Millet İttifakı diye CHP bize ben de şeyim. Bu insanlar buna oy verdiyse o şeyi satılık hareketi yapmayacak. Korkaktır, namerttir. Nazilli olarak pek şey yapmadık Kürşat Bey. Biz ona İYİ Parti dedi, oylarımızı vermiştik. Oylar boşa gitti. Vallahi kendini garantiye aldı. Nazilli için pek hayır olacağını sanmıyorum ama kendini garantiye aldı. Bilmiyorum. O zaman için verdiği sözler vardı. O kağıtlar da atıldı. Ben hatta o kağıtların attığımı pişman oldum. O kağıtlar için de bakmış olsak söylediği sözlere. Yerine hangi sözler vardı? Onlara keşke atmasaydık. Yani bir sürü yapacak olduğu işler vardı. Keşke atmasaydım. Hiç onu sormadım. Anladın sen nasıl değerlendirdin? Bir oy veren olarak biz parti olarak vermiştik. AKP'ye geçmesi bizim için büyük bir şok yarattı. Bilmiyorum belki Nazilli için hayırlıdır ya da değildir. Belki il olma yolunda adım atmak istemiştir. Bilmiyoruz, zamanlar şey belli olacak ama halk olarak çok şaşkınlık içinde kaldık. Bakalım her şey zamanla neyin ne olduğu belli olacak. Ama oyumuz tabii AK Parti'ye vermemiştim ben. İYİ Parti'ye vermiştik. Bir il uğruna veya başka bir şey uğruna, başka bir şey varsa açıklaması gerekiyordu. Küfür edenleri ikna ettim. Arkamızdan küfür ettiler. Öyle kazandık. Zor kazandı. Düzgün, dürüst diye. Oylarım satıldığını inanıyorum. Sen nasıl değerlendiriyorsun? Kendini yakışana yaptı. Ben yurt dışında yaşayan insanlarız. Ben şöyle derim.
halka satan insandan fayda gelmez. Bitti. Bu kadar. Ne yapayım? Arkadaşımdır ama fikrine saygı duyarım. Biz kabul etmiyoruz. Beğenmiyoruz. AK Parti'ye asla beğenmiyorum. Biz asla ve katta. Yürekten çalışacak diye CHP tarafından oy verdik. İYİ Parti diye fakat kesinlikle umduğumuzu bulamadık. Çok yazık. Çok. Yazıklar olsun ona. Yazıklar olsun.